vermemesi, tam tersi giderek daha antidemokratik bir uygulamaların devam etmesi yatırımların da önünü kesti galiba, değil mi? Sizin de belirttiğiniz gibi arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Çok güzel verileri özetlemişler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mehmet Şimşek neden geldi? Şimdi bildiğiniz gibi o 2021 Eylül'ü itibariyle Tayyip Erdoğan nas hükmüdür diyerek, faiz sebep enflasyon sonuçtur diyerek zaten o güne kadar iyi yönetilmiyordu ekonomi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, siyasal İslamcı anlayışta darül harp olarak görülüyordu ülke ve ekonomi ve bu darül harpin yağmalanması gerekiyordu. Bütün şeylerin peşkeş çekilmesi gerekiyordu kamu şirketlerinin ve gerçekten öyle oldu. Elde hiçbir şey kalmadı. Ondan sonra nereden çıktıysa bu nas hükmüdür diyerek faizler, reel faizler rekor düzeyde eksiye düşürüldü. Yani ama öyle bir ülkeyiz ki Türkiye, tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Yani tasarrufu teşvik etmek için en azından reel, sıfır da olsa bir de olsa reel olarak reel faiz vermemiz gerekir ki insanları tüketimden caydırmak, tasarrufa yönlendirmek ve kaynak yaratarak böylece yatırımlara dönüşmesini sağlamak. Fakat bu politika başladıktan sonra tabii ki döviz yükselmeye başladı. Dövizi tutabilmek için de yani nasıl bu aklı evvel var, yani daha doğrusu nasıl akıl varsa rezervlerden döviz satarak döviz kurunun artışını önlemeye çalıştılar. Yani imkansız bir şeyi yapmaya çalıştılar ve Mayıs 2023'e geldiğimiz zaman bakın swaplar var. Swaplar Merkez Bankası'nda ne? Diğer bankalardan, ülkelerden aldığımız borç karşılıklı. Bunlar dahil olmak üzere rezervlerimiz eksideydi. Yani evet. Hatırlayacaksınız Zeynel Bey, Süleyman Demirel'in çok meşhur bir sözü vardı. 70 sente muhtaç kaldık. 70 sent değil, milyarlarca dolar içerideydik. Yani keşke 70 sentlik durum olsaydı. Bunun üzerine durumun aciliyetini anladı. Çünkü bir şey satın alamayız durumdasınız. Mehmet Şimşek getirildi. Mehmet Şimşek kim? Mehmet Şimşek iktisatçı değil. Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşı, bir yatırım bankacısı. Yani Londra'da yatırım bankacılığı yapan, yatırım bankalarının işte bu sıcak parayla para kazanmasını, orada burada kazanmasını sağlayan kişilerden biri. O getirildi. Ve denildi ki tamam biz artık faizleri yükselteceğiz ve faizleri yükselterek ekonomiyi tekrar rayına oturtacağız. Fakat faizleri eksiye getirdiğiniz zaman bütün dengeler darmadağın oldu. Yani sadece faizlerden dolayı tasarruflar çok ciddi bir şekilde açılmadı. Fakat şirketlerin ve üreticilerin davranışları da, fiyatlandırma davranışları da bozuldu. Yani herkes şeyin farkına vardı. Ben neden bulabiliyorum? Döviz yükseliyor, faiz indikçe döviz yükseliyor. Ben dövizin daha üstünde arttırırım fiyatlarımı ve çok karlar elde ederim. Gerçekten baktığınız zaman 2022-2023 yıllarında borsa fırladı. Şirketlerin kârları %200, %300 arttı. Bankaların %400 arttı. Çünkü herkesin fiyatlandırma davranışı da bozulmuştu. Fiyatlar çok ciddi bir şekilde artmaya başladı. Şimdi geçen seneye sizin dediğiniz 4 Haziran 2023'e geldiğimizde, Mehmet Şimşek geldiğinde o da zannetti ki ben yavaş yavaş yükselterek faizleri sorunu çözerim. Madem bu şeyden kaynaklandı. Faizleri enflasyonun altında, yani indirmekten kaydı. O zaman ben bunu ekonomi öyle çalışmıyor. Siz çünkü bütün dengeleri ekonomide darmadağın ettiniz. Ne yaptılar? Şöyle söyleyeyim, hani bu gömleğimin ben ilk düğmesini yanlış bağlarsam ondan sonra sonuna kadar o yanlışa gider. Şimdi geldiğinde biliyorsunuz sizin arkadaşların da orada tabloda verdiği gibi %8,5'tu politika faizi. Evet. Yani %8,5'tu. Enflasyon da %39,5'tu. TÜİK'in enflasyonu, yani onu da ayırmak lazım. Yani
Şimdi onu da büyük bir ihtimalle konuşacağız. Hani siz Nuray Babacan'ın kulislerinden bahsettiniz. Ona da gelmemiz gerekiyor. O başka bir fırtınaya mı, şimşeğe mi, kasırgaya mı yol açacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi %8,5'tan bana sorsalardı o zaman onlara söyleyeceğim şuydu. Merkez Bankası'nın toplantısı ayın 20'sindeydi, Haziran 20'sindeydi. Ben olsam hemen bir hafta önceye çekerdim. Ya diyeceksin ki hocam ne fark eder ya, bir hafta olmuş, 3 gün önce olmuş, 3 gün sonra olmuş. Hayır, ekonomi beklenti yönetimidir. Algı yönetimidir. Eğer bir haftayı önceye çekip %8,5'tan yüzde, hani o zaman herkes 15, 20, 25 diyordu. Bana kalırsa %35'e çıkarsalardı. Evet. Yani onu yapamadılar. %8,5'tan 15'e çıkardılar ve dikkat ederseniz bir şey daha yaptılar. Akaryakıttaki ÖTV ve KDV arttırdılar. Yani sizin biraz önce verdiğiniz gene tabloda benzinin fiyatı 19 lira 32 kuruştan bugün 40 liraya aşar duruma geldi. Arada da çok yüksekti zaten. Bunlar çok büyük hatalardı. Halbuki inandırıcı olmak istiyorsaydı, dediğim gibi Merkez Bankası toplantısı öne çekip faizleri %8,5'tan 35'e çıkartıp ondan sonra israf ve yolsuzluğu önlemeleri lazım. O onlara inandırıcılık verecek. Fakat onu yapmadıkları için faizleri yavaş yavaş arttırdılar. Enflasyon da artmaya devam etti. Yani enflasyon arttıkça da tabii hepimiz daha fazla yoksullaştık ve bugüne geldik. Ha, ne oldu? Şimdi burada ekonomi yanında hani Mehmet Şimşek'in dedim ya, onu özellikle vurguladım. Beni ilgilendirmez hani kaç ülkenin vatandaşı olursa olsun. Siyasi sözler de verildi. Son 2 ayda bakın Mart ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın şeyleri, rezervleri, faiz şey swap dahil 65 bin, eksi 65 milyar dolardaydı. Evet. Yani şimdi artı 1,5 milyar dolara swap hariç artı 1,5 milyar dolara geçti 31 Mayıs itibariyle. Yani düşünün 65 milyar dolar para girdi 2 ayda. Yani bu sıcak para, sıcak para Türklerin kara gözlerini sevdiği için mi geliyor? Hayır, çok ciddi kar ediyorlar. Yani şimdi onlara bir söz, yani siyasi sözler verildi dediğim kısmı o. Yani bu kadar yüksek miktarda bir paranın 2 ayda girmiş olması arkada bazı siyasi sözler oldu. Nedir acaba hocam onlar? Onları göreceğiz. Yani biz size kazandıracağız sözümü verdiler. Yoksa biliyorsunuz sığınmacı konulası var. İşte Ruanda ile yapılan turizm anlaşmaları gibi konular var. Avrupa Birliği'nin dediyse size 1 milyar euro daha vereceğiz. Siz ona göre davranın hani bu sığınmacılar konusunda. Onları bilmiyoruz. Veya Orta Doğu'da başka dengeler mi söz konusu? Ukrayna'da çünkü jeopolitik açıdan kaynayan bir bölgenin üstünde oturuyoruz biz. Evet. Şimdi burada ne oldu? İçinde bulunduğumuz ortamda Merkez Bankası döviz rezervlerini depolamaya başladı. Eksi 65 milyar dolardan swaplar hariç artı 1,5 milyar dolara getirdi. Bu çok önemli bir şişirmeydi. Peki sorunlar çözüldü mü? Hayır, sorunlar çözülmedi. Çünkü sorunları çözebilmek için bakın, sıcak para değil. Sıcak para ne demek? İsmi üstünde, geldiği gibi gider. Gittiği zaman içinde yaşadığımız kriz daha da derinleşerek devam edecek. Bunu herkesin bilmesi lazım. Eğer gerçekten ekonomik sorunları çözmek istiyorlarsa, siz benden önce konuştunuz konuyu. Ya bir ülkede adalet olmadan kimse bu ülkeye gerçek anlamda yatırıma gelmez. Yatırım yapmaz. Siz anayasaya uymuyorsunuz. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uymuyorsunuz. Anayasanızın 90. maddesinde yer almasına rağmen. Şimdi Zeynel Bey, siz olsanız, ben olsam, ben bile kendi ülkemde mahkemeye gitmek istemiyorum. Çünkü ne diyor Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcısı, ne yayınladı? Liste yayınladı. Dedi ki arkadaş, bu rüşvetin listesi. Yurt dışına çıkma yasağını mı kaldırmak istiyorsun? Şu kadar ödeyeceksin.
Efendim adli kontrolü mü kaldı? Bu konu biz siz ben hayatımızda rüşvet vermemiş, reisini düşünmemiş insanlarız. Peki ben mahkemede çözmek istemiyorum. Ben bir iki davam oldu. Karşı taraf üniversite evrakta sahtecilik yaptı ama rüşvet verdiği için davayı kazanabiliyor. Siz borçlu çıkıyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda doğrudan yatırım, yani Türkiye'de istihdamı artıracak, Türkiye'de kalıcı olacak, Türkiye'nin büyümesine yardımcı olacak yatırımın gelmesi mümkün değil. Türkiye'ye gelen sıcak para, bu sıcak para kaç ay kalacak hep birlikte göreceğiz ama çıktığı zaman çok ciddi bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Peki. İkincisi. Buyurun. Bir konuyu daha söyleyeceğim. İsraf ve yolsuzlukları ortadan kaldırmak gerekiyor. Evet, bir tabii. Bir tasarruf paketi açıkladılar. Ya insanların aklıyla alay ediyorlar. Siz neyi bekliyorsunuz tasarruf paketinde? Mesela taşıt konusuna geldiğimizde 150 bin koruma ve makam aracı var Türkiye'de. Ve bunların sadece arabalar değil, benzinle kendi malları gibi, yani kendi malları gibi kullanmazlar da hani o meşhur deyim var, hani devlet malı deniz anlamında kullanıyorlar. Peki ne gördük biz tasarruf tedbirleri paketinde? İşçilerin, memurların servisleri kaldırılacak. Evet. Yani makam araçları değil, makam uçakları değil. Eskiden siz hiç gördünüz mü? Bakanların hepsi, başbakan da dahil olmak üzere Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla uçarlardı. Ya şimdi adam Ankara'dan Kayseri'ye, Ankara'dan Hatay'a giderken özel uçakla gidiyor. Demek ki tasarruf ve israfı çok ciddi şekilde önlemeden, kaynakları verimli yatırımlara dönüştürmeden, ve bir konu daha var. Şimdi ne diyorlar? Birazdan onu soracaksınız büyük bir ihtimalle. Talebi önleyeceğiz. Talebi, yani fazla asgari ücret vermeyelim, şeyler artıyor, fiyatlar artıyor. Ya arkadaşlar, 10 milyon Suriyeli sığınmacı var bu ülkede. Siz eğer 10 milyon Suriyeli ülkelerine geri göndermek için çaba göstermezseniz, Suriye ile anlaşmazsanız, onlar sürekli talep yaratacaklar. Bakın, eğer yabancılara vatandaşlık karşılığında konut satmaktan vazgeçsin, konut fiyatları patır patır aşağı düşer. Yani diyeceksiniz ki çok mu konut satılıyor? Hayır. %4'ü %5'i kadar satılıyor. Ya satılan konutların %4'ü, ama fiyatlar öyle bir şey şişiriliyor ki bunların önüne geçirildiği zaman siz sorunları çözersiniz. Bunların hiçbiri yapmıyor. Diyor ki ben faizleri yükselterek sorunu çözerim. Siz, evet, sorunu daha da derinleştiriyorsunuz. Son nokta, neden derinleştiriyorsunuz? Türk lirası çok ciddi bir şekilde değerleniyor. Gökhan Hocam, şunu da sormak isterim son olarak. Bir dakika içerisinde de cevap isteyeceğim. Çünkü bir başka konuya ve bir başka konuğa geçeceğim aynı zamanda. Az önce kulis bilgisini de verdim. Siz de farkındasınız. Asgari ücrete ara zam yapılmaması, kök maaşların düzeltilmemesi, emeklere ek zam yapılmaması gibi bir takım, hani yine tasarruf kendi taraflarında yok ama buradan bir tasarruf öngörme durumu var. Bir erken seçim artık zorlanır mı acaba piyasada, daha doğrusu vatandaş daha fazla buna nasıl dayanabilecek? Tabii zaten vatandaş 31 Mart'ta tepkisini gösterdi Zeynel Bey. Yani siyasi irade değişti. Siz programın başında çok doğru şekilde bir şey söylediniz. Evet, ses gitti galiba. Buyurun hocam. Başkasının sesi giriyor da. Evet. Buyurun hocam, biz sizi duyuyoruz. Şöyle, 31 Mart'ta seçmen şu mesajı verdi. Siyasi irademi değiştirdim ben bir sene öncesine göre. Sen ekonomiyi iyi yönetemediğin, çok kötü yönettiğin ortaya çıktı. Özellikle emekliler çok ciddi tepki verdi. Şimdi herkes zannediyor ki sizin biraz önce belirttiğiniz konu çok önemliydi. Ana muhalefet ona güvenerek, birinci parti güvenerek iktidarın hareket alanını daraltması gerekir. Siz erken seçim, tamam, sizin sayınız yetmeyebilir erken seçim kararı almaya. Ama siz onu sürekli vurgulayarak iktidarın çok ciddi sorunlar varken
ekonomi ve sığınmacı gibi sorunlar varken efendim biz anayasayı değiştireceğiz, eğitimi daha da dinselleştireceğiz, bütün okulları imam hatip haline getireceğiz baskısını ancak siz erken seçim baskısıyla daraltabilirsiniz. O zaman iktidar ne diyecek? İktidar diyecek ki arkadaşım bir dakika biz esas sorunlara yönelelim. Biz asgari ücretinin bakın nedir rakamları onları koymamıştı. O rakamla bitirelim isterseniz. Evet. Asgari ücret 17 bin lira. Mayıs sonu itibarıyla yoksulluk sınırı 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 19 bin lira ve evet. Asgari ücrete zam yapmayacağız diyorlar ki evet. Asgari ücret Türkiye'de ortalama ücret. Peki. Çok teşekkürler hocam. Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu ile birlikteyiz. Sağ olun. Vakit ayırdığınız için bize çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyiciler, evet sonuçta erken seçim beklentisinin giderek daha fazla sesini yükselttiği ve ses getirdiği bir ortama giriyor artık Türkiye'de siyasi ortam. Şimdi biraz da dışarıyı konuşacağız. Özellikle Gazze-İsrail Savaşı'ndaki son